Çok güzel bir popcorn almak için arkadaşlar sponsorumuz mmvip.com'dan alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken küçük harflerle OGX indirim kodunu kullanarak %6 indirim almak olacaktır. Herhangi bir sorunuz varsa lütfen bana yazın. Videomuza size iyi seyirler diliyorum. Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni daha birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte FIFA 2009'dan FIFA 16'ya kadar olan bütün paket açılımlarının animasyonlarını sizlerle birlikte izleyeceğiz. Ve değişim görüyoruz arkadaşlar. Bu tarz değişik videoların devamı için videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeniyseniz de abone olabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde kanala ilerliyoruz. Hepinize gerçekten çok teşekkür ederim. Benden hani tabii ki soracaksınız. Bir de bu arada şunu söyleyeceğim. Geçen video demiştim arkadaşlar hani Sony Vegas'ta sıkıntı var. 720p yerine 480p çıkarıyor diye. Evet belki 480p çıkıyor ama kalitesi yani videonun kalitesi olarak 720p gibi görüntü veriyor. Ve megabyte hani dosya boyutu olarak da aynı şekilde bilemiyorum bir değişiklik bir sakatlık var. Ama her neyse önemli olan sonuçta birbirimizi görebiliyoruz daha güzel bir şekilde. Bugün de arkadaşlar böyle değişik bir video yapmaya karar verdim. Neden geç geldi dersiniz arkadaşlar. Bugün internette inanılmaz bir sıkıntı vardı yani çok yavaştı. 4 saat falan oldu şimdi düzeldi. Ben de şimdi çekmeye karar verdim. Haydi bakalım arkadaşlar Süper Kupa'dan önce size değişik bir içerikte karşınızdayım. Sizlerden arkadaşlar ailemiz gitgide büyüyor. Sizlerden en az 300 beğeni bekliyorum. Videoyu beğenirsiniz beni çok mutlu etmiş olursunuz diyoruz ve arkadaşlar videomuza başlıyoruz şimdi. Öncelikle arkadaşlar bu videoları bana ait değil yani. Ben bunu YouTube'dan aldım ve aldığım adamdan da izin aldım. O da izin verdi eyvallah. Çekiyoruz videoyu arkadaşlar bu FIFA 2009'da ilk paket açılımı arkadaşlar görüyorsunuz. Çok daha ilkel bir şekilde ama Ronaldo'nun kartı bu arada fenaymış ve LF. Demek o zaman LF falan da paketten çıkıyormuş. Oha yalnız LF çıkması çok değişik geldi. Burada FIFA 2010'daki paketler arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Bayağı yalnız bu da fena. Aslında buradaki kart dizayn arkadaşlar çok güzel. Yani bu kart dizaynını 17'ye yansıtsalar hani bayrak arkada falan böyle değişik bir ruh veriyor. Bunu ayarlasalar inanılmaz iyi olur. Bu da FIFA 11'de arkadaşlar bir tane inform çıktı. Mesela bak bunun dizaynı çok beğenmedim ama gerçekten FIFA 10'daki çok iyiydi. Bak görüyorsunuz arkadaşlar. Burada bir yerde bir Sow var. Bak Musa Sow var. Onu gösterecektim. Aklıma geldi birden. Burada FIFA 12'deki arkadaşlar pack opening'i göreceğiz şimdi. FIFA yani bana kalırsa gerçekten FIFA 10'daki o hani arka plandaki o bayrağın kartı böyle asılanmış olması çok inanılmaz bir şey. Mesela burada da Çabınoz'un kartı parlıyor mesela. O da çok güzel bir şey. Dizayn olarak gerçekten iyi. Ben bu kart bu seninki arkadaşlar kart dizaynlarını gerçekten beğenmedim ama informların hani bu renkli olunca hani arkada ve renkli ve Team of the Week'in kombine girince hani o maçtaki bir anın fotoğrafını koyuyorlardı ya yani mesela o çok kreatif bir olay ama onun aynısı mesela bütün futbolcuları yapamasalar ya yap ama gerçi o dediğimde olmaz çünkü bütün futbolcular yapması lazım ama dediğim gibi yani kartı böyle güzelleştirecek bir şekilde animasyon yapmaları lazım hani nasıl anlatayım şimdi mesela, oyuncuların fotoğraflarını değiştirmen lazım Ronaldo'nun fotoğrafını falan filan veya da Griezmann mesela çok komik çıkmış özellikle Griezmann'ı kesinlikle değiştirmeleri lazım arkadaşlar dediğim gibi mesela bakın burada Legend çıkıyor mesela Legend'larda bile arkadaşlar bence özel fotoğraf olabilir çünkü onlar Legend yani adı üstünde Legend Legend'dir babacım yani ne olursa olsun fark etmez dediğim gibi mesela Legend'larda da değişik bir şeylerin çıkması gerekiyor yani o tıpkı Team of the Week'te oyuncuların farklı fotoğrafları olduğu gibi Legend'larda da olması gerekiyor arkadaşlar. Hemen bunları izledikten sonra sizlerden ricam arkadaşlar videoyu beğenmenizdir ve hemen bundan sonra mesela Totti Ronaldo'nun çıkış anını falan siz benim kanalımda falan hep izlemiştiniz. Hani o tarz şeyler gerçekten çok sarıyordu beni arkadaşlar. Hani rengi değişik oluyor mesela hani Ronaldo'nun şöyle bakış şeyi var falan filan. Dediğim gibi inşallah FIFA 10'da de dizayn böyle olur arkadaşlar. Bu videoda size çok değişik bir içerik sundum. Dediğim gibi sizlerle birlikte değişik içeriklerle birlikte olacağız. Biraz Süper Kupa yorumumu yapmak istiyorum. Arkadaşlar Süper Kupa'da Galatasaray daha avantajlı. Neden dersiniz şu anda mesela Beşiktaş duyduğum kadarıyla Quaresma falan ilk 11 çıkmayacak. Quaresma ve Mario Gomez yok. Bu ikili zaten bayağı zorlayacaktır ki Galatasaray da bu sene bayağı bir gazla çıkacak arkadaşlar. Burma ve Sinan ikilisi özellikle bayağı bu maça bence binenmiştir diye düşünüyorum. Bu arada burada şimdi daha yeni ekrana geldi. Şimdi sizin ekranınıza veririm arkadaşlar. Fenerbahçeli futbolcu çıkmış. Bak onu da daha görmedik. Dediğim gibi arkadaşlar bu videoluk benden bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Adamsınız. Bu akşam Süper Kupa'da da arkadaşlar Galatasaray'ın galip geleceğini düşünüyorum. Bakalım neler olacak hep birlikte göreceğiz. Ve benim bütün yorumlarım, maç esnasındaki bütün yorumlarımı da Facebook grubundan takip edebilirsiniz. Sizlerden ricam Facebook grubuna katılmanızdır. Hepinizi çok seviyorum beyler. Adamsınız bir tanesiniz. Bay bay.